planlanan... Ne yapıyoruz şimdi? Şu anda temizlik genelde... Faaliyet olarak. Faaliyet bizim, ben var ya, genelde şu anda binanın temizliği. Burada gelecek, sabah yazıyor. Servisleri evden olmuş gelecek. Biz buraya alacağız. Çocuk eğitimini görecek, yukarıda evlerimiz var. Burada evlerimizde kalabilecek, mutfağı var, yatma yeri var, burada kalacak. Akşam da tekrar ailesine teslim edeceğiz, evlerine serviste bırakacak. Şu örnek evleri bir... Kerem, hemen başka bir tarafa buraların hepsi tepkisi. Evet. Burada çocuklarımız mesela eğitimini aldı, atölyede bir saat eğitimini aldı veya Down sendromlu yerini aldı. Buraya gelecek, öğleyin, tam kalanlara öğle yemeğe vereceğiz, yarım kalanlara arayın verecek. Bunlar burada vakitlerini geçirecek, teslim saatinde ayrı. Burada dinlenme odaları. Yatam odası, kaç kişi dinlenme? Mesela buraya onu planlayacağız, 5 kişi 5 kişi, çok fazla değil, 6-7 kişi. Yani... Mescitler var. Lavabolar, ıslak zeminler. Şeydir. Burası normal. Kapı tarafı. Şimdi alanda buralar aslında şu karşıda gördüğünüz eski evler gibi doluydu buralar. Tamam, evet, bir temizlendi yani. Çok güzel bir bina olmuş. Burada spor salonları var Sayın Ali. Dış mekanlar. Burada bahçeleri yaptı. Alan da güzeldi. Evet, alan büyük. Alan büyük. Eyvallah Sayın Ali. İnşallah ben de takip edeceğim. İnşallah biz kısa sürede ulaştıralım Sayın Ali. Hadi. Tamam Sayın Ali. Şey yapalım. Dikkatini tabii takibini yapalım. Hafızamıza ve hayatımıza işleyen bir cümle vardır. Hepimiz birer engelli adayıyız. Her anımızda ise bunun farkında olarak yaşamamız gerekiyor. Böyle olursa engelleri aşmak hepimiz için çok daha anlamlı ve kolay olacaktır. En sade ifadesiyle kolaylaştıran olmak gerekiyor. Peygamber Efendimiz de bize böyle buyuruyor. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz, kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. O halde bu anlamlı günde müjdemizi de vermek istiyorum. Hamdolsun büyük emekler sonucunda Türkiye'nin en büyük engelsiz yaşam merkezinin yapımını tamamladık ve Karatay'ımıza çok özel bir tesis kazandırdık. Yaklaşık 200 milyon lira değerindeki bu binayı en kıymetlerimiz, en değerlerimiz için yaptık. Şu anda iş tefrişatı devam ediyor. Çevre düzenlememizi de tamamladık diyebilirim. Burası toplamda 10 bin metrekarelik bir alan. İnşallah Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ile birlikte çok güzel bir eğitim ve rehabilitasyon modelini bu tesisimizde uygulayacağız. Çocuklarımızın, kardeşlerimizin, büyüklerimizin tebessümüne vesile olabilirsek, ailelerimizin duasını alabilirsek ne mutlu bizlere. Hep söylediğimiz gibi birbirimizi daima sever, hatırlar ve gözetirsek hangi engeli aşamayız ki?